Eğitim iş ilk öğretim ve eğitim kanunu ile bazı konularda değişiklik yapılmasına dair kanun yasası ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Eğitim iş adına konuşmayı Nurdan Doğan yaptı. Doğan açıklamasında şunları söyledi. 4+4+4 yasası olarak adlandırılan ve 5 AKP milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifi 30 Mart 2012 günü kabul edildi. Ve 6.287 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun adıyla yasalaştı. 11 Nisan 2012 tarihinde de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, eğitim gibi ülkenin geleceğini ve tüm bireylerini ilgilendiren bir konuda yapılması gereken uzlaşı ve demokratik katılım yaklaşımı ile paydaşlarla benimsenmeden, bilimsel araştırma ve geliştirme, veri ve bulguları içermeden, halkın tam, doğru ve anlaşılır nitelikte bilgilendirilmesi sağlanmadan apar topar hayata geçirilmiştir. Tamamen ideolojik hedefler doğrultusunda hazırlanan yasanın asıl amacı, sözde darbelerle mücadele ve meslek sesi mezunlarının mağduriyetleri ön plana çıkartılarak kamuoyundan gizlenmiştir. Buradaki asli hedefin cumhuriyetle hesaplaşmak, ulusal düzeydeki eğitimi tamamen cemaatlerin kontrolüne ve piyasa koşullarına sunmak olduğu açıktır. Yasayla birlikte getirilen değişikliklerin uluslararası eğitim uygulamaları standartlarına uymadığı anlaşılmaktadır. UNESCO tarafından yürütülen uluslararası eğitim sınıflandırma standartlarına göre eğitim programlarını hazırlayan AB ülkelerinde en yaygın zorunlu eğitim süresi 9-10 yıldır. En yaygın zorunlu eğitime başlama yaşı ise 6'dır. Bazı ülkelerde ise 7 yaştır. Yine 6.287 sayılı yasanın en önemli gerekçesi olarak sunulan mesleki eğitimin küçük yaşta başlatılması gerekliliğine karşı AB ülkelerinde mesleki eğitim ağırlıklı olarak orta öğretim yani lise düzeyinde olmakla birlikte bilgi çağında bu eğitimin yüksek öğretime kaydırılmasının daha uygun olacağı tartışılmaktadır.